Hadi biraz test çözelim. Şimdi elektriksel potansiyel ve enerji. Şimdi nasıl yapacağız? Birinci sorudan başlayalım. Diyoruz ki Q1, Q2 ve Q3 noktası al yükle. O noktasının toplam elektriksel potansiyeli diyor. Tamam şimdi elektriksel potansiyelin formülü neydi bizim için? K, Q bölü D'ydi. Şimdi tek tek yazalım. Önce birinciden başlayalım. 1, 3, 2, 3 demişler. Ama şu büyük ihtimalle Q1. Q1'in O noktasına olan uzaklığı Pisagor'dan 6, 8, 10 metre diyebilirim. O zaman şöyle yapalım. K'yı en son yazayım. K 40 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 10. Ondan sonra Q2 yazıyorum. Eksi olduğu için eksili yazdım. Yine K var. 12 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 6. Burada da artı K çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 8. Şimdi ne yapalım? Bu işlemleri bir toparlayalım. Ne yapar? 40'ı 10'a bölersem 4. 12'yi 6'ya bölersem 2. 16'yı 8'e bölersem 2. E o zaman ne oldu? Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. K çarpı 4 çarpı 10 üzeri 8. K'yı da yazalım. K neydi? 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. E ne olur böyle bir durumda? 4 kere 9 36 yapar. Bir de 10 üzeri 1 var. O zaman 360 olur. Devam edelim. İkinci soruda yüklü cisimler O merkezli yarıçaplı, işte bu şekilde yerleştirilmiş. Diyor ki artı Q yükünün O noktasında oluşurduğu potansiyel V. O zaman şöyle yapalım mı? Bunun iki V'ymiş. Her biri V kadar yani daha doğrusu her biri eşit uzaklıkta olduğu için uzaklıkları eşit. O zaman yükle doğru orantılı. E şöyle yapalım mı? Buna 2V diyeyim. Buna eksi v dedim. Buna artı 3 v dedim. Buna da eksi 2 v dedim. E o noktasındaki toplam potansiyel ne olur o zaman? 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Artı ile eksi gitti. O zaman sadece artı 3 kaldı. Devam ediyoruz. Üçüncü soruda zıt işaretli yük ile yüklü iletken x ve y küreleri birbirine dokunduruluyor. Kesinlikle birbirine eşittir diyor. O zaman şöyle yapalım. Kesinlikle birbirine eşit olması. Şimdi dokunmayla elektriklenmede bir özelliğimiz vardı bizim. Neydi? Son durumda yük işaretleri kesinlikle eşitti. O zaman aldım. E, yük miktarları eşit diyemem. Çünkü yük miktarları neydi? Yarı çaplarıyla doğru orantılı paylaşıyorlardı. Ve potansiyeller zaten neydi? Potansiyeller her zaman eşit olmak zorundaydı. Yani bunu elektriksel potansiyel değil, elektrostatik bilerek de yapabiliriz. Gelelim dördüncü soruya. Hmm, diyor ki O noktasında oluşturdukları elektriksel alan E potansiyelde V'dir. Şöyle yapalım mı? Elektrik alan nasıl bir büyüklüktü? Vektöreldi. Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktü. E şimdi biri vektörel biri skaler. E skaler büyüklükte hemen şöyle bir şey diyebilirim ben o zaman pratik olsun diye. Diyorum ki e bu noktada olduklarında da ben K'yı buraya alsam da ya uzaklık değişmeyecek değil mi? Şu iki uzaklık birbirine eşit. O zaman v kesinlikle değişmez. Yani benim için bunlardan biri. Peki elektrik alan ne olacak? Şimdi elektrik alanın büyüklüğü de yönü de değişiklik gösterebilir. Neden? Elektrik alan için burada ben artı bir yükü var diyordum ve artı Q artı biri bu tarafa doğru, bu da bunu bu tarafa doğru oluşturur. Sanki şey gibi düşünsek. Mesela ben buna iki desem, buna bir desem e, ne olur o zaman böyle bir durumda? 2, şey, 2 ve 1'den kök 5 gibi bir değer olur. Peki ben bunu buraya aldım da o zaman bu 1 bu tarafa doğru geleceğinden 1'e dönüşüm 1 oluyor. E böyle bir durumda da ne derim ben? Demek ki kök 5'ten 1'e azaldı. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim 5. soruda. Artı 4 ve artı 2 köy yükleri yalıtkan zemin üzerine sabitlendiğinde... K noktasının potansiyeli VK' v VL diyor. Hemen şunu yapalım K'daki. Ne yazacağım? 4KQ bölü d, 2KQ bölü d. Yani ne yaptı? 6KQ bölü d. Tamam. Peki L noktasında yapalım. Hemen L olanı yazalım. Bunun iki ne? 2KQ bölü d. Öbürü ne? 4KQ bölü 3 d. E şöyle yapalım mı o zaman? 4 bölü 3 artı 2. Ne yapar burada payda eşitlersek? 10 bölü 3 gibi bir ifade yapar, değil mi? E ne yapalım? Bunu da o zaman ters çevirirsek. 6 çarpı 3 bölü 10. Sadeleştirelim. E ne oldu böyle bir durumda? 2'ye bölsem 3, 2'ye bölsem 5. Yani 9 bölü 5 oldu. Devam ediyoruz. 6. sorudan. Qx ve Qy yükleri şekildeki gibi yalıtkan zemin üzerine sabitlendiğinde K noktasının potansiyeli Vk, 2 de Vl olmaktadır diyor. Soru da bize diyor ki L bölü K eksi 1 bölü 2. Ha, şimdi bak bu ne demek? L bölü K eksi 1 bölü 2 ne anlama geliyor? Demek ki yüklerden birisi kesinlikle eksi. O zaman bak şu ve şu gitti. Tamam mıyız? Şimdi diğerisine bakalım nasıl yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Önce L'deki yükü bir yazalım. L'deki potansiyeli nasıl yazarım ben? İşte QX bölü 4 d bir de yük işareti yani bilmiyorum ya. Artı QY bölü 2 d diyebilirim. Şimdi Qx bölü 4 de artı Qy bölü 2 de. Buna eksi 1 desem o zaman K'ya ne yazacağım? Qx bölü de artı Qy bölü de. E buna da 2 mi demiş olacağım böyle bir durumda? Peki e böyle ben ne yapabilirim? İkisini taraf tarafa oranlayabilirim. Toplayabilirim. Veya şuradan tahmini bir değer olarak da mesela ben bunu yapabilirim. Tahmini değer olarak yaparsam da ne olur? Mesela 3'e 4 sanki bunu sağlar gibi gözüküyor bu arada. Şu eksi 3 bölü 4'ü bence düşünebiliriz. Şöyle yapalım bir deney verelim. 3'e 4 desem ben bunu. 3, 4 ne yapacak böyle bir durumda? Yani 3K ve 4K diyeceğiz yani. 3, 4 o zaman ne olacak? Artı 1 gibi bir ifade yapacak. aynısını buraya koysam. <laughs> QY bölü QX ya. Y yerine 3 koydum. Bunun yerine 4 koysam. 3 bölü 2 artı 4 aynen öyle. Şimdi eksi 3 bölü 4 çıktı. Peki devam ediyoruz o zaman. 7. soruda ee, R ve 2R dedi. X küresinin yüzey potansiyeli 20 volt. Y küresininki de V'dir diyor. Küreler birbirine dokundurup ayrıldığında Vx 40 volt oluyor. Şimdi peki bu 40 volt olduğunda bu da 40 volt olmayacak mı? Potansiyel. Çünkü neydi? Potansiyeller birbirine eşitti. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Madem potansiyeller birbirine eşit. Bizden ne istiyor? Ha, i̇lk durumdaki V kaçtır diyor. Hmm, şimdi şöyle yapalım o zaman. Diyelim ki potansiyeli de biz ne söylemiştik? Potansiyel R başına düşen yük miktarı demiştik. Peki son durumda R'ye 40 düşüyorsa 2R'ye ne düşmesi lazım? 80 mi düşmesi lazım öyle bir durumda? Hayır öyle değil. Bak şimdi tekrar söylüyorum potansiyel 40'a 40 eşit olacak. O zaman ben son durumda bunun yüküne mesela diyelim ki Q kadar desem. Tamam mı? Bak şimdi Q bölü R'ye 40 demiş oldum. O zaman ne yapmam lazım? 2Q bölü 2R demiş olmam lazım. Tamam mıyız? Peki ilk durumda nasıldı? İlk durumda da işte 20. O zaman ilk durumda bunun yükü 20 hani 40 yarısı ya Q bölü 2 olmak zorunda değil mi? Tamam. Peki bunun yükü Q bölü 2 ise o zaman bunun yükü ne oluyor? Öyle bir durumda. Bak şimdi. Burada ne yaptık? Yani ben şunu demiş oldum aslında. Q bölü R'ye 40 demiş oldum. Tamam mıyız? Peki ilk durumda da hani 20 volttan yürüdük geldik buraya bu arada. O da zaten Q bölü 2 idi. Peki bizim için 20'den 40'a çıkması için ilk başta onun potansiyelinin ne olması lazımdı? Peki şimdi şöyle düşünürsek. Mesela burada. 2Q'ya 2'ye geliyor ya. Son durumda da ilk durumda da yüklerin korunması gerekiyordu. Son durumda elimde 3Q yük var. O zaman ilk durumda da 3 olması için bunda 5 bölü 2 yani 2.5 yarımda bu 3Q olması gerekiyor. E, tamam. Ben bunu hemen yapayım. E, böyle bir durumda ne yapıyorum ben? Q başına R düşüyordu. E, 5Q yani Q bölü 2'ye 20 dersem e, ne yapacak? 5Q bölü 2'de 50 volt olmuş olacak. Devam ediyoruz. 8. soruda da diyor ki yalıtkan zemin üzerindeki artı q artı q işte falan eksi q artı q neyse bir şeyler olmuş sabitlenmiş. Artı q yükün o noktası doğuşu elektriksel potansiyel ve Hemen şöyle yapalım gene uzaklıklar eşit zaten. Bununki v ise bununki eksi v olur. Bununki artı 3 v olur. Bununki de artı 2 v olur. Çünkü bunların hepsi birbirine eşit. Bu bir kare. E o noktasının potansiyeli kaç v'dir diyor. E şöyle yapalım o zaman. Ne yapacağız? V eksi V gitti. 3 2 daha. 5 V çıktı. Geldik son soruya. Şimdi burada da diyor ki yalıtkan zemin üzerindeki Q1 ve Q2 yüklü cisimler O noktasını oluşturdukları bileşke elektriksel alan V'dir. Tamam mı? Şimdi yük işaretleri aynı diyor. Burası V'ymiş. Mesela bununki artı olsun. Bununki de artı olsun. Aynı olduğuna göre mesela D1 uzaklığı azaltılırsa O noktasındaki potansiyel artar olur çünkü ne yazacağım ben aslında işte k q1 bölü d1 artı k q2 bölü d2 tamam d2 azaltılırsa artar doğru peki d1 azaltılırsa o noktasındaki potansiyel azalır mı şimdi doğru olabilir dediği için bu aslında olabilir.